Merhaba. Uzun zaman oldu. Korona yüzünden bir araya gelip yeni YouTube videosu çekemedik. Şimdi hasret giderme zamanı. Ve ben en çok bu süreçte merak edilen konulardan birine değinmek istiyorum bugün. Sayılar bende neden işe yaramıyor Bediye Hanım konusuna. Sizin için Ravişe bu soruyu soracağım. Cevabını hep birlikte dinleyelim. Sayılar neden işe yaramaz? Üzülmeyin, bende de işe yaramıyordu. Gerçekten ilk kullandığım sayılardan bir tanesi geçen seneydi. Uçuk, yani hastalıklarla ilgili daha doğrusu. Uçuk sayısını yazdım, söylüyorum, odaklanıyorum. Bütün bildiğim yöntemlerle konsantrasyon yapıyorum. Bak bende de sihir sayısı işe yaramadı. Daha sihirle ilgili post yapmıştım ya, sihir işe yaramadı. O zaman bende. Sendeki inançlara bakalım. Bakalım. Yok, önce bolluk berekete bakalım. Tamam. Ama sağlıkla ilgili bende baktığımda şöyle bakıyorum. Tabii onu da ayrıca anlatacağız bu videonun içerisinde. Kas testi denilen bir yöntemle bakacağız. Ben baktığımda şu çıkmıştı. Sayılar insanları iyileştirir mi diyorum. Evet çıkıyor. Ama kök inancıma baktığımda sayılar bende işe yarar mı diye sorduğumda hayır çıkıyor. Yani o inancı değiştirdikten sonra... Bunu nasıl soruyorsun, cevabını nasıl alıyorsun? Oraya da girelim mi? Onda kas testi yapıyoruz. Şimdi bugünkü anlatacağımız konularda sizde hangi konularda işe yaramıyorsa o konuyla ilgili altında hangi tür inançlarınız olduğunu tespit edip yazıp ona göre bu yöntemle kendiniz test edebilirsiniz. Kas testi örneği yapalım mı? Kas testi örneği yapalım. Tamam. O zaman spesifik bir konu üzerinden gidelim. Evet. Mesela bu para, bolluk, bereket konusu olsun. Aşk olabilir, sağlık olabilir, para olabilir. Yani şu an bolluk bereketle ilgili karar verdik. Niçin sizde çalışmadığıyla ilgili düşündüğünüzde aslında tesadüf diye bir şey yok. Çünkü bizim atalarımızdan gelen bütün atasözlerinde paranın elinin kiri olduğu, paranın kötü ve pis olduğu. Para pistir. Onun dışında Allah azıcık... yalansız, çok para haramsız olmaz. Paran mı var, derdin mi var? Öğrenilmiş ya da aktarılmış kök inançlar. Evet, yani para göz demesinler, şu olmasın, bu olmasın falan. Yani gibi. Mesela şöyle örnek vereyim, araya giriyorum. İşte çok para haramsız olmaz kök inancı size bilinçaltınıza yerleşmişse eğer, o zaman şöyle çalışıyor. Bir gün benim çok param olursa eğer ona haram da karışır. Şimdi bilinçaltı haramdan korkuyorsa ve çok para geldiği zaman da haram işleyeceğini kodlanmışsa, o zaman o haram alanına girmemek için parayı iten bir frekans yayıyoruz. Yani biz bilinçaltımız sayesinde o parayı iten enerji yayıyoruz etrafa. Paranın geleceği varsa bile gelmez oluyor. Zaten enerji dedi, para dedi. Para bir enerji. Yani o yüzden siz o enerjiye nasıl yaklaşırsanız onu çekersiniz ya da itersiniz. Öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Yani paraya çok ihtiyacınız olup da benim parayla işim olmaz, o işleri sen hallet demek, o paraya her zaman bir mesafe bırakmak, o parayı hiçbir zaman size çekmeyi sağlamaz. O yüzden o para enerjisine kendinizi ait hissetmek gerekiyor. Onunla ilgili imgelemeler yapabilirsiniz. Hatta bununla ilgili çok iyi konumlarda, çok iyi yaşam koşullarında yaşamak isteyenler çok iyi semtlere gidip oralarda vakit geçirirler. Kendilerini oraya ait hissederler. Hmm. Onun dışında bu para ilişkisinde kök inançlara bakmak gerekiyor. Kök inançlar nelerdir? Zaten parayla sizin paraya nasıl yaklaştığınız, bazen günlük hayattaki konuşma tarzınızdan parayla olan ilişkinizi az çok sezebilirsiniz. Onun mesela annemde var değil mi o? Her zaman az olsun öz olsun, evet. az olsun öz olsun. Parayla hep bir blokajı var. Para benden uzak olsun, önemli değil falan der. Hakikaten de para geldiği an verir. Yani yalnız şöyle bir şey var. O konuda da başka bir konuya şey yapmak istiyorum. Geçen birisi yazmış. Konuya. Ya evet. Şimdi ama bu da çok önemli bir konu. Şöyle elinde çok fazla para tutamayan, o para geldiği an giden insanlarda hani bir likidite problemi vardır. Likidite hani likitten geliyor ve eğer siz küçüklükte bir boğulma tehlikesi geçirdiyseniz
hayatınız boyunca o likidite problemini yaşar mısınız? Bunu da anneme sormuştum. Anne dedim, ya senin hani bu kadar para geliyor gidiyor, elinde hiç biriktirememe durumunu hiç dedim. Boğulma tehlikesi geçirdin mi? Evet dedi, gerçekten dedi, ortaokul yıllarımda dedi boğuluyordum az daha, ondan da hiç bir daha suya giremem falan. Geçen gün birisi yine takipçilerimden DM'den yazmıştı. Para geldi an gidiyor, var mı bir sayısı? Bilmiyorum, hani her sayıyı zaten ezberleyemem, bakana kadar da çok zaman geçecek. Dedim ki, hiç dedim boğulma tehlikeniz oldu mu geçmişte? Evet, nereden bildiniz? Ya böyle böyle teyit ediyorsun ama bunun altında tabii birçok konu olabiliyor. Yani hani o atalardan gelme kayıtlar olabiliyor. O 0-6 yaş dönemimiz bizim teta frekansında olduğumuz dönem. O 0-6 yaş döneminde etrafımızda neler oluyordu, neler duydum. Annemizin, babamızın, büyüklerimizin parayla ilgili hangi muhabbetlerini dinledik, hangilerine inanç haline geldik. Yani hem onlar var, hem atalarımız var, hem biz büyüme evremizde parayla ilk tanışmamızda nasıl bir ilişki kurduk, nasıl bir o enerjiye yakın hissettik, hepsi çok önemli. Onun dışında da bu kök inançlarımızın neler olduğunu bilmek için biz kas testi yöntemini uyguluyoruz. Gösterir misin nasıl yapıyoruz? Kas testi zaten YouTube'dan baktığınızda bir sürü kas testi nasıl yapılır videosu ya da bilgisi görebilirsiniz. Bununla ilgili kinesiyoloji kitaplarında, internette çok fazla daha çok var. Zaten kas testini göstermek değil de amaç, herhangi bir konuda sayılarla sonuç alamıyorsak ya da o konuda sürekli problem yaşıyorsak onunla ilgili hangi cümleleri test etmeliyiz, hangi kök inançlara bakmalıyız örneğini verirsek en azından bu bir örneği diğer konulara uyarlayabilirler. Hı-hı. Sayılar bende işe yarar inancı mesela. Bu inanç bende var mı yok mu ona bakabiliriz. Eğer sayılar bende işe yarar, hayır düşüncesi olan bir kişinin istediği kadar sayıyı kullansın. Yani bu sayı diyoruz ama herhangi bir ilaç da olabilir, herhangi bir sembol de olabilir, bir rengin enerjisi olabilir, bir müziğin frekansı olabilir. Yani burada hep sayılardan bahsettiğimiz için sayı için kullanıyoruz ama bu başka konuda başka bir şeyin yardımını almak istediğinizde de ondan fayda görüp görmeyeceğinizi de test edebilirsiniz. Örneğin bir Theta Healing seansı aldığınızda Theta Healing bende işe yarar ya da bana faydası olur. Kas testine her zaman olumlu cümleyi test ediyoruz. Yani bende işe yaramaz cümlesini değil, bende işe yarar şeklinde olumlu cümleyi test ediyoruz. Öne mi arkaya mı gittiğimize bakarak cevabımızı buluyoruz. Öne gidiyorsak öne arkaya gitmek ne oluyor? Öncelikle bol su içiyoruz. Çünkü vücudumuzdaki su ona tepki veriyor. Bol su içtikten sonra yani kuzeye dönmek iyidir ama direkt kendinizi akışa bırakıp rahat bırakıp çok kasmadan şöyle ben biraz göstereyim çünkü olmayacak gibi anlatması. Böyle kendinizi rahat bırakıyorsunuz, gözünüzü bırakıyorsunuz, derin bir nefes alıp evet diyorsunuz. Birkaç kere diyebilirsiniz evet, evet, evet diye. İstersen biraz yana dönerek anlat, böylece öne ve arkaya mı gitti? Göbeğini içine çek. Ya burada iki porsiyon döner yemiş bir insan oluyor. Terbiyesiz, canı çekecek insanları. İlk evinde bize yemek yapmadı. Yemek yapma düzeni yapmıyor. Bizim de çıkmış haber. Ya tamam boş ver, ev haliyiz. Neyse ev haliyiz. Işte. Tamam. Bu arada Betiş İstanbul'da ev tuttu demiş miydim? Ona hayırlı olsun. Konudan konuya. Kendimiz YouTube çekiyoruz. Benim İstanbul'daki home ofisim. Evet, yani amacımız burada YouTube videosu çekmek değildi ama uzun zamandır bir araya gelmeyince en çok sorulan soruları bir videoda toplamak istedik. Öyle. Neyse 10 dakikada hemen halletmek istiyorum. Ne yapıyorduk? Gözümüzü kapatıyoruz. Bol su içiyoruz. Kuzeye dönüyoruz. Rahat bırakıyoruz. Olabildiğince rahat. Böyle otokontrolü çok yüksek insanlar o kadar kasıyor ki böyle hareket etmemek için. Asla işe yaramıyor. Ne sağ ne sağ hiçbir şey olmuyor. Rahat bırakıyorsun. Evet. Evet, evet diyorsun. Vücut otomatikman ona yöne gidiyor. Sonra tekrar eski haline gelip rahat bırakıp hayır, hayır, hayır diyorsun ve hafif arkaya gidiyorsun. Daha sonraki test edeceğim bütün cümlelerle, inançların olumlu cümlelerden oluşmasına bakacaksın.
Sayılar iyileştirir. Sayılar iyileştirir. Sayılar iyileştirir. Örneğin para iyidir. Para iyidir. Para önceden değiştirelim. Yani şöyle önceden bir test etseydik bizim inançlarımız var mı da rezil olmazdık. Para iyidir arkadaşlar. Bakmayın şu an spontan olduğu için kısa da süremiz var. Hayır paya yani sende hayır çıktı. Ben de hayır çıktı. Hayır yani demek ki onun kök inançlarında para paranın iyi olmadığı ile ilgili bir inanç var. Dolayısıyla önünde her zaman bir engel olacaktır bu. Evet para yani çok daha fazlasını kazanmasına engel olan bir durum yaşayacağını sonucu çıkar bundan. O kök inancı bulup değiştirdiğimiz zaman bunu da değiştirmek için mesela en basitinden olumlamalar kullanabilirsiniz. Para iyidir, para temizdir, para sahibi olmaya izinliyim, zengin olmaya izinliyim, zengin olmak güvenlidir gibi olumlamaları kullanarak bile bu inancı değiştirebilirsiniz. Ama biz değiştirmeleri kullanıyoruz biz daha çok. Çünkü Theta Healing'de anda değişim söz konusu. Onda Theta frekansına geçip sendeki var olan, olmaması gereken bir inancı alıp iptal edip yerine yenisini anında koyabiliyorsun. O çok etkili oluyor. Onu ben yapayım bir ara. Yani videonun sonunda ben de yani bu kadar basit bir yöntemle yapabilirsiniz. Ama bu kas testini yapmadan önce şöyle bir fermuar çekmenizde fayda var. Yani hani ne işe yarıyor bu fermuar? Ne işe yarıyor? Şöyle fermuar yaparak alanınızı korumaya alıyorsunuz. Daha sonra yapıyorsunuz. Daha sonra işte o inancınızın değişikliğini yaptıktan sonra tekrar fermuarınızı çekiyorsunuz. Onun dışında bu fermuar çekmeyi de her evden çıktığınızda yapabilirsiniz. O alanınızın korunup muhafaza altına alınmasını sağlar. Yani kök inançları bulmak bu kadar basittir. Onda hangi inançlarım olduğunu nereden bileceğim ya da hangi inançlarımı test edeceğim demeniz tamamen sizin hayal gücünüzü ve çalıştığınız konuya bağlı. Mesela birkaç örnek verelim. İlişkilerle ilgili işte evlenemiyorsa, bir türlü işte kısmeti kapalıysa hangi kök inançlar olabilir? Yani bence ben erkeğim, ben kadınım. Bu inançlarınıza bir bakın. Evet, yani birçok kadın ben kadınım dediği zaman arkaya gidiyor. O kadar eril enerjisi yüksek oluyor ki, yani çok o kadar çok danışanımla bunu gözlemledim ki, yani bilinçaltında kadınlığınızı kabul etmezseniz zaten bir erkek partner bulmanız çok zor. Çünkü eril enerji yaymanız demek karşınızdaki bir erkeğin ilgisini çekemeyeceksiniz demek. Çünkü dişil enerjiye çekilir eril enerji. En çok çıkan kök inançlardan birisi bu. Evet. Onun dışında benim çok dikkat ettiğim şeylerden birisi evlenirsem mutsuz olurum inancı çok çıkıyor. Çünkü o kadar çok mutsuz evlilik örneğine şahit olmuş ki kişi evlenirsem ben de mutsuz olurum'a inandığı zaman onu mutsuz alana sokmamak için bir şekilde bir ilişkisi varsa bile evliliğe gitmeden bir sorun yaşıyorlar. Her ilişkimde diyor aynı şey oluyor mesela. Hep çok güzel giderken ilişki birden iş ciddiye bilip evlilik konuşmaya başladığımızda problem yaşıyoruz ve ayrılıyorum. Ben aldatılırım. İnancı evet çıkan sürekli birinde her birlikte olduğu kişinin Allah aldatmasını sağlayacak aslında. Yani hani o yüzden o kök inançlarımızın farkında olmak bizi çok değiştirecek. Örneğin mesela sürekli zayıflamayla ilgili bir türlü zayıflayamayan bir kişinin kök inancında zayıflasan en kötü ne olur diye bakıldığında inanca en kötü çok güzel olurum. Çok güzel olsam ne olur? Kocamı aldatırım. Yani hiç aklınıza gelmeyecek bir konuda bile bir kök inancınızın tespiti tamamen sizin kendinizi keşfetmeniz, kendinizin farkında olmanız ve o farkındalığa ulaşana kadar ki geçtiğiniz o aydınlanmalardır. Çok keyiflidir. Her konuda yapabilirsiniz. Şey örneğine verse mesela şu 4-8-1-2-4-1-2 ideal kilo sayısı. Bende işe yaramıyor, bende işe. Orada ideal kiloya inmek için ya da ideal kilona çıkmak için kullanılan bir sayı. Yani hem kilo almak istiyorsan hem kilo vermek istiyorsan kullanabiliyorsun. İşe yaramıyorsa çoğu kişinin ideal bilinçaltındaki ideal kilosuyla alakalıydı. Yani ideal kilo 50 mi? 60 mı? 64 mi? Vesaire. Ona baka baka ideal kilonuzun kaç olduğunu aslında bilinçaltınızda bakabiliyorsunuz.
ve daha sonra sürekli telkinlerle işte 50 kiloya düşmek istiyorsanız ideal kilom 50, ideal kilom 50. Sürekli bunu tekrar etmeniz zaten bir süre sonra DNA'nıza onu kaydettirecektir. Onun dışında dediğim gibi Theta Healing var. Biz ikimiz konuşurken şeyden bahsetmiştin. Seok'un eğitim sırasında bahsettiği şeyden. Hani bir şey olmuyorsa, yani şimdi bir sayıyı kullandığın konuyla ilgili bir türlü gerçekleşmiyorsa, biz eğitimini aldığımız Singapur'dan işte bu sistemin eğitmeni olan Seohan anlatmıştı. Dedi ki iki sebebi olabilir dedi. Bir tanesi dedi istediğiniz şeyin yaradanla uyumlu olmaması ihtimali dedi. Çünkü bu sistem iki şekilde işliyor. Bir tanesi küresel felaketleri önlemeye yönelik bir dileğiniz varsa işliyor. Diğeri de yaradanla uyumluysa işliyor. Sizin bilmediğiniz ama yaradanla o işleyişe uyumlu olmayan bir niyetiniz varsa kullanmakta onun olmama ihtimali var. İkinci sebep olarak da henüz zamanı gelmemiştir diyor. Yani yaradanla aslında, uyumlu ne demek? Onu da biraz açar mısın? Ben biliyorum. Yani yaradanla uyumlu sadece şu örneği vereyim ben. Örneğin çocuğunuz uyuşturucu kullanmak istiyor. Sizden onu istedi. Siz onu çok istediği için, onu da çok sevdiğiniz için ona zarar verebilecek. Yani şu an farkında olmuyor olabilir ona zarar verdiğini ama siz biliyorsunuz onun gelecekte ona zarar verdiğini. Siz gidip de ona uyuşturucu mu verirsiniz? Vermezsiniz. O yüzden bunda yaradanla uyumlu demek sizin bildiğiniz bilmediğiniz bir şekilde o işleyişteki sistem sizin en hayrınıza olacak şekilde olacak mı olmayacak mı? Bu biz zaten dualarımızda da en hayırlısı olsun derken bile bunun farkındayız aslında. O yüzden çok karmaşık bir şey değil bu yaradanla uyumlu bir şey isteyip istememek. Henüz zamanının gelip gelmemesi durumu da çok karışık. Evet, bu şey gibi mesela iş başvurusu yapıyorsunuz, bir pozisyon var ve o pozisyona siz alınmanız için deli gibi dua ediyorsunuz. Fakat o pozisyona sizin alınmanız demek orada sizden çok daha ihtiyacı olan birisinin işsiz kalmasına sebep olacaksa bu yaradanla uyumlu bir dilek olmuyor. Bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde istediğiniz zaman ya da bir şey bütünün yaradanla uyumlu olacak şekilde gerçekleşeceği zaman bu şöyle gerçekleşir. Siz o işe alınamazsanız daha çok ihtiyacı olan kişi alınırken size bir anda daha iyi bir yerden iş teklifi gelir. Ya da siz o işe alınırsınız bir anda o daha çok ihtiyacı olan kişiye başka bir iş kapısı açılır. Yani aynı anlattığın durumu ben yaşamıştım. Çok istedim yıllar önce, belki 15-20 yıl önce çok istedim. Çok büyük bir kurumsal firma vardı. Hani girmem garanti gibi bir şeydi. Ve olumsuz sonuçlanıp en yakın arkadaşım girmişti ona. Ben çok şaşırmıştım nasıl derken. Girdikten bir ay sonra arkadaşım dedi ki nasıl bir yere gelmişim dedi. İnsanlar birbirinin üzerine basa basa, eze eze o kadar ilginç insan ilişkileri var ki dedi. Hayatta böyle bir çalışma ortamı görmedim dedi ve ben tamam dedim. Yani ben hani oturur ağlardım herhalde. Çünkü hani o kurumsal hayatta daha insanlara yardımcı olabileceğim, daha böyle naif yaklaşan bir tarzım vardır. Bu durumda o kişinin o işe alınması onun açısından kötü bir şey mi oldu? Hayır. Yaradan o kişi için de daha büyük bir planı var ve belki onun tekamül sınavında o başka bir yerlere gelmesine vesile olacak ya da başka bir farkındalıkları o vesileyle kazanacak ya da belki o işe girerek çok daha ona ağır gelen şartlarda ya da altından kalkamayacağı sorunlar yaşayacağı başka bir işe girmekten yırtmış oldu tabiri caizse. Evet. Aslında onun için de iyi bir şeydi bu. Evet ve ben de daha bir butik bir yere girip hani kendi işimi kurma imkanı sağlamıştım. O yüzden her şerde vardır bir hayır derken aslında bu yaradanla uyumlu olma sürecini biz devam ettiriyoruz. Onun dışında bir türlü sayıları kullanıyorum olmuyor diyenlerin bu sayıların kendinde işe yarayıp yaramadığını kontrol ettikten sonra bir de o çalıştığı konuyla ilgili
o istediği gibi olsa en kötü ne olur düşüncesini mutlaka bilinçaltına bir sorması gerekiyor. Evet, Mudita'da da kullanılan aslında derin kazma denilen bir teknik ve uygulaması çok basit. Kendi kendinize bile uygulayabilirsiniz. O konu bir türlü gerçekleşmiyorsa sessiz sakin bir ortama geçip bir karın nefesi alıp verip kendinize en azından bir alfa frekansına getirip gözlerinizi kapatıp şu soruları sorun. O olmayan şey olursa ve o olduğu zaman eğer bir şeyler kötü gidecek olursa bu en kötü ne olur? Ya mesela bir çok örnek paramdan çok parayla ilgili şey yapalım. Hı. Mesela bir kişinin inancı şuydu. Çok param olursa benim annem, babam, bütün akrabalarımın maddi gelir seviyesi çok düşük olduğu için ben kendimi onlara ait hissetmem. Ben klanıma ait olmam. Ben onlara ait olabilmek için gelir seviyemi onlarla paralel tutmam gerekiyor düşüncesi vardı mesela. Onun dışında arkadaşlarım bana artık evet. gelmez evet. düşüncesi olan çok vardı. Evet. O yüzden o olmamasındaki sebep aslında sizin bilmediğiniz bilinçaltınızdaki korkular ve kaygılar olabilir. Onları da yapın. Ya bu bütün sistemler farkındalık üzerine. Bazen sizin herhangi bir yöntemden fayda sağlayamamanızın sebebi belki çok başka, size çok farklı bir farkındalık sağlayacak, ikinci bir sisteme ulaşmanızı sağlayacaktır. Yani bizde öyle olmuştu. Yani hani bir hastalıkla başladınız işte homeopatiyle, oradan reiki, oradan işte theta healing, oradan sayılar, oradan semboller, oradan sujok, oradan başka şeyler. Yani hepsi birbirinden değerli. Hani bir birini de denersin, bir öbürünü denersin ama sorgulamazsın. Bu bende niye olmuyor diye. Kendini de eksik zannetmezsin. Yani o gün ben uçuk sayısı işe yaramadığında ben de demiştim. Uçuk sayısı bende işe yaramadı. Bir de siz deneyin, belki sizde işe yarar diye söylemiştim. Ve arasından 1-2 hafta geçti, aylar sonra bile yazanlar oldu. Allah razı olsun şu uçuk sayısı 2 günde geçti, nasıl olur bu diye bana mesajlar, mailler atılmıştı. O çok hoşuma gitti. Hani sonuçta evet. ya, sonuçta her yöntem herkes de işe yarayacak diye bir şey yok. Ve zaten öyle olsaydı hani Rabbim bu kadar çok çeşitli şifa yöntemi çıkarmazdı. Yani öksürük için atıyorum ada çayını göndermiş. Hani o herkese şifa olurdu, biterdi. Başka bir bitki daha göndermezdi ya da öksürük için başka bir şey daha çıkarmazdı. Yani o kadar çok çeşitli şifalanma yöntemi olmasının sebebi zaten her yöntemin herkeste işe yaramaması. Ama her yöntemin de herkeste işe yarayan bir yöntemi var. Evet. Bir de çok ilginç hakikaten mesela Case diyor ki aşk hayatımı acayip değiştirdi diyor. Ama parada bir türlü sayının etkisini göremedim diyor. Hani onda onun demek ki sayıyla ilgili blokajı yok ama o konuyla ilgili blokajı var. Evet, blokajları kaldırma sayısı yani bütün blokajları kaldırma sayısı da var. Bilinçaltı dirençleri kaldırma sayısı da var. Bütün engelleri ve blokajları kaldıran 9-1-6-8-8 sayısı kullanılıyor. Evet, bir ama de, o bile eğer sayılar bende işe yaramaz inancınız varsa o sayı bile sizde etkisini gösteremeyebiliyor. Daha uzun süre bilinçaltı, devam etmen gerekiyor. %88 mi bilinçaltınız? 95'e 5 diyelim. Yani 95'e yani bilinçaltımızın %95 bilinçaltımızın etkisindeyiz. Yani azımsanacak bir rakam değil bu gerçekten. Biz her şeyi bilinçli aklımızla oldurduğumuzu zannediyoruz. Halbuki bilinçaltımızla olduruyoruz. Evet. Örneğin ben ilk Theta Healing seansı alırken ben değerli olduğumu biliyorum. Normalde o zihnin %5'i bilinç, %95'i bilinçaltı diyorsak, %5'teki bilince göre hareket edip ve konuşabiliyorsak ben değerli olduğumu zannediyormuşum. %95'in benim değersiz olduğumu düşünüyormuş. Ancak o kök inancıma baktığımızda kas testiyle çıktı. Ve ben çok şaşırdım. Ya ben değerliydim ya dedim. Nasıl ben değersiz inancı olabilir ki? Theta Healing'de onu değiştirdik. Tekrar bakıyorum. Tekrar değersin. Yani o kadar köklü bir inanç haline gelmiş ki o.
tekrar o değiştirildi. Ondan sonra ben değerli olduğum bilinçaltıma tanıtılmış oldum. Böyle. Çok böyle. Teşekkür ederim. Bugün de bu kadar yeter. Şimdi biraz da abla kardeş sohbeti yapalım. Öpüyoruz çok sizi. Hoşçakalın.